hala soğuk. Günaydın. Şu an bir online derse girmem lazım. Ama dersin adı neydi? Unuttum. Hemen bakalım hangi derse giriyormuşum. Umarım kediler çok ağlamaz ama bugün salonda değil de odamda takılmak istedim. İkna kuramları ve reklamcılık. Oğlum bunları öğreneyim, hepinizi ikna edeceğim. Bir şeylere bekleyin. Defterimin markasının güzelliği. Evet, merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mudur? Ece merhaba. Merhaba hocam, geliyor sesiniz. Tamam, günaydın. Günaydın. Boğaçan, merhaba, hoş geldin. Öncelikle bir şey sormak istiyorum arkadaşlara. İknaya ilgili hiç ders aldınız mı? Yani hocam böyle genel kuramlardan falan bahsediyorduk ama özellikle ikna kuramlarından bahsettiğimiz bir ders almadım ben açıkçası. Ece sen bu bölümden misin? Yok hocam, ben görsel iletişim tasarım okuyorum. Anladım. Dersimiz bitti. Bayağı erken bitti bu arada yani. Oyoo. Saat 10.48 olmuş. Bir dakika, yok gene normal. Yani 3 sayfa not aldım aslında. Bayağı yoğun geçecek belli. Çünkü çok fazla kavram var. Birazcık yoğun geçecek belli. Şimdi hoca bir de blok ders yaptı. Yani hiç mola vermedik. O yüzden ben bir bakkala gitmek istiyorum. Kendime kahve almak istiyorum. Daha kahve içemedim. Evde kahve kalmamış. O yüzden yeşil çay yaptım bu arada. Hani yanlış anlamayın, normalde sabahları uyanır uyanmaz yeşil çay içmiyorum arkadaşlar. Bir üçü bir arada Nescafe falan içiyorum ama kalmamıştım, mecbur onu yaptım. Sizinle bir dışarıya çıkalım, hem hava soğuk belli ki ayılmamız için de daha iyi olur. Günü daha verimli kullanabiliriz. Sonra biraz sohbet edelim, böyle bir video niye çektiğimi de anlatayım size. Çünkü anlatamadım, direkt yalap şap videoya girdim yani. Hadi o zaman bakkala gidelim, buz gibi havayı bir içimize çekelim. Evet arkadaşlar, serseri style kombinimi nasıl buldunuz? Vallahi ben her böyle giyindiğimde kendimi sanki bir yere soymaya gidiyormuş gibi hissediyorum ama ya bu benim gerçekten bakkal kombinim oldu artık. Bence alıştılar beni böyle görmeye. Şuradan maskemi de alayım. Ay kız, hala ayılamadım. Ayılmam lazım. Buz gibi havaya meydan okuyorum. Anahtarım aldım değil mi? Sonra kapıda kalmayayım gerizekalı gibi. Allah'tan bu ders online arkadaşlar, yoksa ben kalkıp okula gidemem ayol. Ya bak tamam, havalar ısınmıyor, buna artık okeyim. Ama sizce de artık bu yağmurların bitmesi gerekmiyor mu? Çünkü ben çok sıkıldım. Bir de kar bekleniyormuş. Umarım yağmaz, ne diyeyim, hiç kar insanı değilim. Bir de ne zamandır, bak şuradan geçiyorum. Yöneticiyle görüşeceğim, görüşemedim arkadaşlar. Çünkü bizim Aydat'taki isim ve Aydat'taki numara hala Berçem'in. Onları değiştireceğim işte, benim ismimi ve numaramı falan yazdıracağım. Ama adamı yakalayamıyorum. Öyle yönetici mi olur? Adam arkamdaymış şimdi. Direkt mimlenmeye gerek yok. Ben geldim anneciğim. Şimdi beyaz götünü. Diğeri de geldi. Bak gelişe bak. İşte geliyor. Özel harekat. Ya rahat bırak poşetlerimi. Sizin mamanız var. Hadi git. Davay. Ay bu arada ben bugün bu videoyu çekerken ayın tabii ki de 8'i, yani 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Hepinizin Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum aşklarım. Şimdi hatta bir de annemleri arayıp onların da Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayacağım. Sonra da kahvaltı edeceğim çünkü hiçbir şey yiyemedim. Ve kendime yine pizza tost aldım. Çünkü yapımı çok pratik, uğraştırmıyor ve canım onu çekti. Allah'ım artık çok açım. Pizza tost yemek istiyorum. Size komik bir hikaye anlatayım mı 8 Mart'la alakalı? Story time! Dur şuraya bir tabak çıkarayım. Kenan'ı hepiniz biliyorsunuz. Valla isim de vereceğim. Kötü bir şey değil çünkü. Sadece Kenan'ın aklına gelen mükemmel bir fikri sizlere anlatmak istiyorum. Bir sabah uyandım. Geçen sene 8 Mart'tı diye hatırlıyorum. Bir grup kurulmuş. Grupta tanıdığım tanımadığım bir sürü kadın var. Bunlardan biri de Berçem falan. Berçem de var. Kenan bizi gruba almış. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. Sizleri çok seviyorum.
8 Mart'ta bile tek tek bize mesaj atmaya üşenip bizi gruba aldı. Biz de tek tek teşekkür edip gruptan çıkmıştık. Bu da böyle bir anı. Nedense sizinle paylaşmak istedim. Ah Kerem ah. Allah'ım ne alem adamsın ya. Şimdi pizza tostlarımız ısınsın. Çay yapacağım onlar ısındığında. Sonra bir ara... Uf. Var ya o sıra kamera kapalıydı. Elin çok kötü tırmaladı beni. Yani bilinçli bir şekilde değil. Koltuğa benim yanıma çıkmaya çalışıyordu. Ben de tam o sırada kalkıyordum. Çarpıştık. O da düşmemek için benim bacağıma yapıştı. Biraz minik bir tırnakları girdi yani. Böyle çok saçma bir andı. Elian anlaşamadık aşkım orada. Orada bir iletişim sorunu yaşadık. Oy benim prensesim. Prensesim. Bir şey diyeceğim. Arkada biri varmış gibi duruyor. O benim montum. Korkunç duruyor birazcık. Ben o kadar acıkmışım ki direkt yedim bu arada ama ikincisini de yaptım. Oha. Çayımı da yaptım. Şimdi YouTube'dan video falan izliyorum. Bu ikinciyi deyince ben ancak kendime geleceğim. Bakın gözlerim hala şiş bu arada. Çünkü sabah erken kalkma işine alışmam lazım. Hala alışamadım. Neden alışmam gerektiğini bu pizza tostu yedikten sonra anlatacağım. Şimdi arkadaşlar kahvaltımı ettim. Size birkaç mevzudan bahsetmek istiyorum. Bunu nasıl anlatsam, nasıl anlatabilirim diye düşünüyorum. Şimdi zaten ben birkaç kere dedim evle birlikte hani, değiştirmek istediğim bir şey var. Yeni hayat düzenine geçiyormuş gibi hissediyorum falan filan diyordum. Şu dönemde de böyle genel olarak bu arada hani özellikle şu açıdan diyemem ama genel olarak böyle çok doğru kararlar veriyormuşum gibi gelmiyor. Kendi kişisel özel hayatımda bazı şeylerde. Sanki böyle çok fazla hatalar yapıyorum. Ve bu da beni rahatsız ediyor aslında. Çünkü tabii ki de her insan hata yapar. Ama nedense benim bilinçaltımda hata yapmayı kendime uygun görmüyorum. Anlatabildim mi? Hani sanki ben hata yapamam gibime geliyor. Bu yüzden bu da beni kötü etkiliyor. Yanlış bir karar verdiğimde, yanlış bir seçim yaptığımda kendimi çok fazla cezalandırıyorum aslında. Psikolojik olarak. Kendi iç dünyamda hep bir savaş veriyorum gibi. Ve artık bunu değiştirme kararı verdim. İşte bugün de gördüğünüz üzere işte sabah erken kalkmam, derslerime girmem, bunları düzenli bir şekilde yapmam. Yani artık hayatımda düzen istiyorum. Çünkü gerçekten düzensiz bir hayatım var. Düzenli bir hayata geçiş yapmaya çalışacağım aslında baktığınızda ve bu istek doğrultusunda tabii ki de yapmam gereken şeyler var. Almam gereken sorumluluklar var. Bunlardan ilki derslerime yoğunlaşmak. Günü gününe bir şeyleri yapmak artık. Çünkü gerçekten bir şeyleri erteleme huyumdan bıktım. Sürekli bir şey yapacağım zaman bir bahane üretip erteliyorum ve bu da genellikle güzel, iyi bir sonuç çıkarmıyor. Bu huyumdan vazgeçeceğim. Tabii bu beni zorlayacak. Yani çok uzun zamandır bu şekilde yaşadığım için bilmiyorum. İşleri düzene oturtmam lazım yani anlayacağınız. Ya aslında sizin gördüğünüz ece değişmeyecek bu arada. Sizin gördüğünüz ece birebir aynı kalacak. Dediğim gibi bu benim kendi kişisel hayatımda, özel hayatımda, buraya yansıtmadığım hayatımda bana zorluklar, sıkıntılar çıkaran şeyler olduğu için siz aslında bir fark göremeyebilirsiniz. Belki vloglardan falan anlarsınız bir şeylerin değiştiğini. Öyle. Yani bu uğurda bir şeyler yapmaya başlayacağım. Ve şimdi hazırsanız bir sabah rutinimizi gerçekleştirip Vivense'yi arayalım. Gerekirse yine kavga edelim. Gerçekten artık Vivense'yi aramaktan da o kadar sıkıldım ki. Buydu Vivense. Numarasını ezberledim artık. Kayıtlı değil bu arada. Kayıtlı değil. O yüzden ezberledim diyorum. Son numaralarını biliyorum. Kavga öncesi sakinleştirici bir müzik arkadaşlar. Bir şeyim daha iadeye dönmüşse gerçekten artık çıldıracağım. Tamam neyse ki gardırobumda bir problem yokmuş. Gardırobumun sadece teslimi hani 18 Mart'a kadar gösteriyor. Yani ne bir iadeye dönmüş ne bir başka bir sorunu var. Rahatladım çünkü böyle aramaları çok gecikince gerilmeye başlıyorum. Çünkü tüm ürünlerim iadeye döndüğü için artık sinirleniyorum. TV ünitesinde bugün geri dönerlerse artık yani 100 milyon kere dedim. Geri dönüp Murat abiyi ararlarsa TV ünitesi sorununu da hallediyoruz. Ve artık Vivense'den kurtuluyorum yani hani tüm bu işlemlerden. Kurtuluyorum. Şimdi bir de temizlik yapmam lazım. Ah nasıl üşeniyorum. Saat kaç? Bu arada erken kalkmanın yararlarını göreyim. Saat daha kaç? Arkadaşlar saat daha 12.30. Saat daha 12.30. Daha çok zamanımız var. Ben niye koştur koştur yapıyorum ki? Aa.
Bir dakika ayol. Koşturmama hiç gerek yok. Kızım kendine gel. Kendine gel. Sen bugün 8.30'da kalktın bacım. Sen bugün 8.30'da kalktın. Bakkalına da gittin. Dersine de girdin. Başka ne yaptın? Vüvenseyi de aradın. Kahvaltını da ettin. Bir keyif Nescafe'si içebilirsin. Bu arada yemek masam geldi. Bence görmüşsünüzdür. Birkaç yerde gösterdim yanlışlıkla galiba yemek masasını. Mühim değil. Görebilirsiniz tabii ki. Ama detaylı bir şekilde göstermeyeceğim. Bu ürünlerin hepsi geldikten, ev yerleştirdikten sonra zaten size bir ev turu çekeceğim. Eşyaları da o şekilde göstermek istiyorum. Çünkü böyle parça parça her eşyayı göstermek hiç keyifli değil. Biraz da heyecan gerilim katsın. Ama bir şey söyleyeyim mi? Yemek masası olay. Aynı görsellerdeki gibi geldi. Yani o kadar uğraşmama değmiş. İyi ki bu yemek masasını almışım. İyi ki o kadar kavga etmişim. Ya bir gün oturup şunlara iyi ki diyeceğimi asla tahmin edemezdim ama vallahi dedirttiler bana. Çünkü gerçekten bayağı beğendim. Diğer ayda hem eşyalar geldiğinde belki eve perde de alırız. Salonun tüm perdelerinin farklı farklı oluşu da aslında salonu daha karmaşık gösteriyor. Benim evim çok karmaşık değil arkadaşlar. Yani şu TV ünitesi bir okey, hak veriyorum size. Bu arada bakın kitapların bir kısmı gitti, Berçem dün gelip aldı. Ama benim evimde her şey böyle parça parça olduğu için çok kaotik bir görünüm sağlıyor. Mesela perdelerin farklı farklı oluşu bile bir karmaşa, bir kaos. Evet arkadaşlar, baktım gene ben tembellik yapıyorum. Hemen kalktım, kıçımı kaldırdım ve süpürgemi aldım. Hadi. Temizlik. Önce bir müzik, sonra temizlik. Hızlı bir temizlik yapalım ve akşam şeye gideceğiz. Ya akşam dedim gene bir 4 gibi falan çıkarız. Yemeklik malzeme alacağız. Akşam da yemek yapalım. Bugün size İstanbul'da tek başına yaşayan bir öğrencinin vlogunu çekiyorum resmen. Öyle gibi bir şey oldu yani. Ay saat 2 ve ben tüm işlerimi hallettim. Enerji de geldi. Mükemmel bir enerjiye sahibim diyemem. Çünkü dediğim gibi erken kalkmaya alışmadım. Ama yani saat 2'de tüm işleri halletmek güzelmiş bu arada. Ben bu işi çok sevdim. Şu an tabii motivasyonum da yüksek olduğu için de böyle geliyor olabilir. Belki birkaç gün sonra ben nefret edeceğim erken kalkmaktan, bilmiyorum ama. Şimdi ben birkaç saat daha keyif yapabilirim. Böyle temiz evimde oh mis gibi süpürdüm. Villada falan yapmayacağım, o kadar gerek yok. Bir keyif yapacağım, sonra birlikte Migros'a gideceğiz. Akşam sizinle çok değişik bir şey deneyeceğiz bu arada. Yani Instagram'dan takip ediyorsanız zaten ben söylemiştim, böyle çiğ yumurtalı bir şeyler deneyeceğiz. Arkadaşlar ben neden erteleme sorunum olduğunu anladım. Bak bu böyle yatıyor. Saatlerce kalkmıyor. Aşkım, kolum ağrıdı bebeğim. Ya çok ciddiyim, 40 dakikadır falan yatıyor bu arada kucağımda. Ve kalkmaya hiç niyetli değil. Bak geri koydu kafayı. Seni çok seviyorum ama bugün yemek yapacağız. Yağsız, tuzsuz pilav yapmam lazım. Ton balığı almam lazım. Onu mayonezle karıştırmam lazım. Onu pilavın üstüne koymam lazım. Ve üstüne de çiğ yumurta kırmam lazım. Gördüğüm tarif buydu. Nasıl olacak bilmiyorum. Ha, soğuk su koyuyorlar bunda. Okey. Ekstra bir şey lazım mı diye baktım bu arada, hani bilmediğim için. Şimdi Migros'a gidelim zaten. Duvarım da çok güzel duruyor. Zaten birkaç eksik de vardı. Mesela sabun bitmiş, sabun almam lazım. Bir de pamuk mamuk da alacağım. Götüme tıkarım yemekten sonra. Belki ölürüm ölürüm. Ay tövbe. Kim o? Kapıcı Memo. Ay şu odanın haline bakın. Yani şu an burası böyle kaldı. Ya azalmıyor buradaki eşyalar arkadaşlar. Berçem geçen gün geldi, yine bir şeylerini aldı ama inatla azalmıyor burası. Of, üşeniyorum ama üşenmek yok. Ay git ayol. Bunun içine kitap dolu şu alttaki kolini. Ne giysem altıma. Altıma bir şey giymeyeceğim. Böyle çıkacağım bunu. Yeter. Bence pantolonsuz gezmek artık mod olmalı. Bence bu tarz şeyleri artık aşmalıyız. Elimde niye bu var bilmiyorum. Mericim, Versin diyorum. Diyorum. Ya yolda çekebilir miyim? Migros'ta çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü şu an yağmur yağıyor. Migros'ta da çekim yapmaya yasak şey yapıyorlar ya. Gene asla anlamlandıramadığım bir kural. Yani var ya, sanki Migros'ta ne satıldığını kimse bilmiyor. Ben çeksem ne olur, çekmesem ne olur. Sanki var ya, devlet sırrı var Migros'ta. Ben size gizli çekim yapacağım aşk olur. Montumun içine koyacağım, sizi çekeceğim böyle. Aslında bunun için şey alsam çok güzel olur ya. Böyle boyun askılı açacağım, oradan çekeceğim ben böyle yürürken. Siz de benimle birlikte gezip izleyeceksiniz. Artık tek de olduğum için her şeyimi tek başıma çekiyorum. Acilen kendime bir kameraman almam lazım. Tamam, hazırım. Şimdi size 117 liralık alışverişimi gösteriyorum, tamam mı? Bakın 117 liraya neler aldım? Makarna aldım. Hani makarna yapmayı seviyorum ve biliyorum en azından. Balda pirinç aldım. Dediğim gibi yağsız tuzsuz pilav yapacağız çünkü. Migros'un ton balığını aldım. İkili. Onlu yumurta aldım. Soya sosu ile mayonez aldım. Bunlar 117 lira arkadaşlar. 6 şey almışım. 6 parça. Şu poşeti doldurmuyor. Komik. Vallahi komik. Ve bunlar temel gıda ihtiyacını karşılamıyor bile. Bakın 117 lira.
Çok komik. Gerçekten komiksiniz. Ya benim tarifimde soya sosu var mı bilmiyorum bu arada. Sevde ile konuştum yolda, hani benim bilmediğim bir malzeme var mı? Çünkü benim izlediğim videoda kadın tarifi anlatmıyor. Hani sadece yapıyordu. Ben hani görüp anladığım kadarıyla malzemeleri aldım. Soya sosuyla yapılan da varmış. Ne olur ne olmaz alayım dedim. Hani biz soya sosunu da kullanırız. Tabii şimdi yapmaya başlamayacağım. Saat daha çünkü çok erken. 4 mi ne? 6 gibi falan başlarım büyük ihtimal yapmaya. Lan dur. Şimdi sizi biraz ciddiyete davet ediyorum. Çünkü Kore usulü pilav yapacağız. Okey, pirinçlerimi güzelce yıkadım. Şimdi o kızınki gibi böyle yarım saat falan bir soğuk suda bekleteceğim. Sonra sizinle tekrar görüşüyoruz. Bembeyaz olmuş zaten. Size gösterirken dökerim kesin. Bende de öyle bir şans var. Bunun suyunu bir süzelim. Nasıl şarjınız bitebilir? Ben fullledim bugün sizi. Ay, sizi bayağı bir şarj etmem gerekti. O yüzden yemeği de yapamadım. Sizi bekledim diyormuşum. Harbiden de sizi bekledim ama. Hop. Yani benim küçük tencerem yok arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Şimdi önce bunu koyacağız. Sonra soğuk su ekleyeceğiz. Ve su kaynayınca altını kısıp kapağını kapatacağız. Pilavımız olacak. İnşallah yapabiliriz ya. Ya bunu da yapamıyorsam ya zaten bak. Ben şu an normal pilav yapsam o da olurdu. Çünkü benim pilavım hep lapa oluyor. Ben bir bardaktan üstüne biraz daha ekleyeceğim bu arada. Bence bu çok az olacak. Ben şöyle bir çeyrek gibi koydum. Olur bence. Soya sosu koymuyorum. Soya sosu ne yazık ki tarifte yokmuş. Tamam, yani bunu kaynamaya bırakacağız. Ya aslında bunu sizsiz de yapabilirmişim ama yine de sizsiz hareket etmek istemedim bebeklerim. Hani lapa olmasın diye uğraşıp hep lapa yapıyorum ya. Şimdi de lapa olsun diye uğraşıyorum, lapa olmaz. Bizdeki böyle bir kader. Neyse. Bir adet yumurta çıkaracağım. Ya bunun kapağının kapalı olmasının çok da bir önemi yok. Onlar arada açıp karıştırıyordu da. Ve böyle ara ara açıp karıştıracağız işte. Tabii ben çok erken açtım. Daha Ece yani su duruyor, görüyorsun kızım yani. Ne açıyorsun? Top olmadığını hiç anlamadım. Dibi biraz tuttu. Yani kulağımı gayet lapa. Benim her zaman yaptığım pilava benziyor. Çok da bir farkı yok. İçini de açalım. Bence okey. Mayonezle hani çiğ yumurta. Ne yapayım? Ne diyeyim ki? Ben karar verdim bir de buna yani hani. Ben bunu biraz tuzlayacağım ama arkadaşlar. Pilav da tuzsuz zaten. Allah çok döktüm. Ben de yani sanki kendime sabotaj yapıyorum. Daha ne kadar kötü yapabilirmişim gibi. Ben daha fazla bekleyemeyeceğim. 10 dakika dinlendi zaten bu. Şöyle. Şu kadar yeter. Bak, ton balığıyla güzel olur bu arada pilav. Hatta şöyle minik bir tadına bakayım mı? Allah beni kahredecek. Çok tuzlamışım. Nasıl gördüysem o öyle yapıyorum. Şimdi geldik zurnanın zorladığı yere. Ben bunu nasıl ayıracağım? Aha, yaptım. Patladı. Durun, ellerimi yıkamam lazım. Abi hazır. Dur, fotoğrafını çekeceğim. Patlatmasaydım her şey daha iyiydi ama patlattık. Tamam mıyız? İlk etapta çok büyük bir kaşık da almak istemiyorum. Bak şöyle, yumurta sarısı da var orada. Bir şey diyeyim mi? Gayet okey. Gayet okey. Sadece ben çok tuzlamışım. Bak bayağı sarılı yerinden yiyorum bu arada. Ben beğendim. Hatta şu an üstüne bir yumurta daha kırabilirim. Gayet güzel. Bu arada ben pilav tuzsuz ve yağsız diye korktum. Hani ton balığı okey, tuzlu bir şey ama yine de tuzsuz gelir diye düşündüm. Fakat tuzluğun ağzı çok açıkmış. Yani beklediğimden daha fazla tuz attım. Bu arada hani yumurta sarısı koymadan da çok güzeldi tadı. Bence bunu deneyebilirsiniz arkadaşlar. Cidden güzel, bak kalmadı yumurta sarısının olduğu kısım. Bence yumurta sarısı böyle ahım şahım bir tat vermiyor zaten. Çok hafif bir tat veriyor. Hani hiç yumurta sarısı varmış gibi hissetmedim yani. Ben bunu bitirip geleceğim. Selam aşkolar, ben sizi yine şarja taktım. Ya bugün kamerada bence şarjında bir problem var. Normalde bu kadar hızlı bitmemesi gerekiyor bence. Çünkü daha önce de vlog çektiğimde
bu kadar hızlı bitmiyordu ama olsun, ya da bugün çok fazla şey çektim ama fark etmedim, bilmiyorum. Şu açıdan iyi olmuş oldu. Belirli bir süre bekledik. Midemde hiçbir problem yok arkadaşlar. Gayet iyiyim. Tadı da bence gayet güzeldi. Dediğim gibi çiğ yumurtasız da deneyebilirsiniz. Ama benim gibi yanlışlıkla çok fazla tuz koymayın. Ton balığı zaten tuzlu. Bir tık tuz eklenebilir. Benim kadar fazla eklemeyin. Onun dışında ben gayet beğendim. Keşke taze soğan falan da alsaydım. Onu da ekleseydim. Öyle de çok güzel olurdu. Bir gün siz de merak ederseniz soya soslu halini de deneriz. Nasıl oluyormuş? Belki merak edenleriniz vardır dedim. Bugün o yüzden böyle bir vlogda çektim. Hani tek başıma yaşamak nasıl gidiyor? Neler yapıyorum? Neler ediyorum? Ha, umarım keyifli bir vlog olmuştur. Ya bana çok samimi bir vlogmuş gibi geldi. Çünkü gerçekten böyle sıfır yapaylıkta çektim videoyu. Ya hiçbir videomu yapay çekmiyorum bu arada. Hani kendimle övünüyormuş gibi olmasın ama bu ekstra samimiydi. Çünkü bazı kendimle alakalı içsel yaşadığım sorunları da paylaştım sizinle. Normalde bunu çok sık yapmıyorum biliyorsunuz. Videoyu burada kapatıyorum. Çünkü zaten artık akşam oldu. Birkaç film izler. Sonra da yatarım diye düşünüyorum. Umarım videoyu keyifle izlersiniz. Çünkü ben editlerken çok keyifle editleyecekmiş gibi hissediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala da lütfen abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.